Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Tam 2 gün sonra Türkiye'ye gidiyoruz. O yüzden Türkiye'ye gitmeden önce size şöyle aileme ne hediyeler aldım, arkadaşlarıma ne hediyeler aldım, bunları göstermek istiyorum. Burada da çikolatalarımız, böyle işte birkaç abur cuburumuz falan var ve bavulun içerisinde de neler olduğunu şimdi sizinle birlikte göreceğiz. Şimdi ilk önce şu gördüğünüz büyük bavuldan başlamak istiyorum. İlk önce ablama aldığım bu çantayı size göstermek istiyorum. Şöyle bir çanta aldım. Daha sonra küçük kız kardeşime aldığım bu çantayı size göstereceğim. Bu böyle yuvarlak bir çanta. Diğer çantayı Zalando'dan almıştım. Bunu Shein'den aldım. Sapı vesaire hepsi içinde bunun. Hatta içerisine şöyle bunları da göstereyim. Ayak maskelerini koymuşum. Böyle bir tane lavantalı, bir tane avokadolu ve şöyle iki tane üzümlü ayak maskesi. Bir de şunlardan aldım. Bunlar dudak balmı. Böyle iki tane. Bunları Havontem'den almıştım. O kadar tatlılar ki, bakar mısınız? Çok bayılmıştım bunlara. Bu da böyle baykuşlu. Bu da dudak balmı. Böyle iki tane bunlardan almıştım. Ve kendisi bunları seçti. O takı takmayı çok seviyor. Bunları da Shine'dan. Şu yüzük ama bütün parmaklarınıza takıyorsunuz. Bunlar da böyle farklı çeşitlerde yüzükler. Bunları yine çantasına koyuyorum. Çünkü yer kaplamasını istemiyorum bavulda. Mümkün olduğunca az yer kaplaması lazım benim için. Şunları da içine atalım. Da böyle. Şimdi bu çantayla devam ediyoruz. Bu bana hediye gelmişti. Ama kendim kullanmadığım için ben de kardeşime hediye etmeye karar verdim. Bunu ben aldım. Böyle bir tane deye doğran. Bir de böyle Dove'un ürünleri var içerisinde. Böyle vücut sütü, duş kremi. Ve bir tane de yine deodorant var. Parfüm seti Vichy. Daha sonra şöyle bir set almıştık. Böyle bir tıraş makinesi aldık babam için. DM'den böyle organik kahve aldım. Şu iki paket kahveyi annem için aldım. Bu bir paket kahveyi de teyzemin oğlu için aldım. Bu şekerlikleri annem için aldım, böyle iki tane. Çok hoşuma gitmişti benim. O yüzden almıştım. Bir tane de şöyle Milka'nın çikolatasını aldım. Annem için şöyle bir değirmen aldım. Ve böyle bir tane sprey güneş kremi aldım. Annem de dikiş dikmeye başladı, o yüzden ona şöyle bir makas aldım. Dikiş makası. Kuzenime, ablama ve kardeşlerime böyle Havontem'den şey aldım. Böyle işte ne deniyor bunları? Üst aldım diyeyim. Erkek kuzenim için normal bir tişört aldım. Trendyol'un Almanya uygulamasından şöyle bir pantolon aldım küçük kız kardeşime. Ve bir tane pantolon daha aldım. Bu biraz farklı bir stilde bir pantolon ama açmayacağım çünkü paketini bozmak istemiyorum. Bunu da ama kardeşim için aldım. Sonra şöyle bir bebek aldım. Bunu teyzemin küçük kızı için aldım. Sonra ona aldığım diğer hediyeleri de size göstereyim. Böyle farklı farklı desenlerde damgaların olduğu bir set aldım. Sonra çok hoşuma gittiği için bir tane de şöyle metalik böyle fosforlumsu bir kalem seti aldım. Kuru boya seti. Böyle içerisinde defter var, kalem var, silgisi var, işte mühürü var, pulları vesaire falan var. Böyle bir karışık bir set aldım. Böyle bir tane yüz temizleme spreyi aldım.
Ablama ya da kardeşime vereceğim bunu. Ve küçük kuzenim için böyle bir sticker seti aldım. İçerisinde tam 1000 tane sticker var. Ben çok severdim çocukken. Onun doğuşuna gideceğini düşünüp aldım. Ve onun doğum günü olduğu için de ona şöyle bir hediye çantası da aldım. Geyikli bir bardak aldım. Bunu açmayacağım çünkü paketi bozulursa kırılabilir. Bunu da kendi kardeşime aldım. Şöyle servis poşetesi almıştım. Bunu annem için ayırdım. Bir de anneme böyle dondurucu poşetleri aldım. Farklı boyutlarda. Ve bu da bana hediye gelmişti. Ama ben vanilya kokusunu çok fazla sevmediğim için bunu da ablama götüreceğim. Şunu dayımın oğlu için aldım. Böyle bir üst kısa kollu. Bir de Nike'tan da dayım için böyle bir eşofman aldım. Ve geçiyoruz bu tarafa. Gördüğünüz gibi buralarda da böyle bileklikler, kolyeler falan var. Şimdi size onları da göstereceğim. Böyle kolye aldım. Bunun aynısından kardeşime aldım, arkadaşıma aldım ve küçük kuzenime aldım. Bir de şundan böyle karışık bileklikler, çeşit çeşit. Ve çok tatlı bir hediye almıştım Kosova'dayken. Şöyle çifte telliler. Bunlar el yapımıydı. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Böyle yapmışlar ve bunları anahtarlık olarak satıyorlardı. Çok hoşuma gitti ve kendilerinin yaptığını duyunca çok heves ettim ve Türkiye'de işte böyle kime hediye edeceğime daha karar vermediğim çifte tellilerim burada. Ama bunları muhtemelen eniniz böyle eniştemleri falan hediye eder diye düşünüyorum. O yüzden böyle bunlar da buradalar. Çok tatlılar. Evet ve şimdi bu tarafa geçtim. Burada daha çok ıvır zıvırları koymuşum. Böyle vanilya kokulu bir oda kokusu aldım. Bunu dayımın eşi için aldım. Bu araba çöp kutusu. Paketli hali şurada var. Ama aşırı kullanışlı. Böyle koltuğun arkasına asıyorsunuz. Direkt içerisine arabada kirlilik olmadan çöpünüzü biriktiriyorsunuz. Bunu ablam için, bir tane de babam için var. Bu Bosna ve Getas'ını da ben çok fazla seviyorum. O yüzden anneme de denesin diye böyle bir paket aldım. Böyle bir tane mum aldım. Kokusuna bayılıyoruz. Enişte ikimiz de evde hep, yani her akşam neredeyse bunu yakıyoruz. Bir tane annem için. Bir tane de büyük teyzem için aldım. Daha sonra şöyle karışık kuru yemişler aldım. Dut, yaban mersini, kuşburnu falan karışık böyle. Böyle fenküsümü ve kaju karışık bir kuru yemiş. Böyle jelibonlar aldım. Hem kardeşime hem kuzenlerime vermek için. Böyle daha birkaç tane daha var. Bir de şöyle. Böyle bir paket daha frenk üzümü. Bunu da anneanneme almıştım. Yani anneannem ve dedem için almıştım. Böyle karışık karışık vitaminler aldım. Anneannem için ama o kullanmaya çekiniyormuş biraz. O yüzden annemlere götüreceğim. Farklı salata sosları aldım. Bunları annem denesin diye. Çünkü ben burada kullanıyorum ve çok beğeniyorum. Bir de böyle okaliptusu böyle şeker aldım. Bunları biz boğazımız ağrıdığında falan hemen atıyoruz. Bir tane aşırı iyi geliyor. Anneanneme, anneme ve babama aldım. Kek üzerine rendelenmiş badem böyle aldım. Bu soslardan bizim kızlar da denesin diye aldım. Şöyle bir set dedem için aldım. Ve şöyle bir set de dayımın oğlu için aldım. Bunu da dayımın kızı için almıştım.
Bütün aileye bir şeyler almaya çalıştım. Umarım herkes beğenir diye düşünüyorum. Bir de şöyle maske aldım. Birini küçük kuzenime, birini de kız kardeşime vereceğim. Böyle yüz maskesinin nemlendirici özelliği var hem de böyle desenli. Çok tatlı. Böyle bir paket Hindistan cevizi. Bunu annem için almıştım. Böyle mısır gevreği mi diyeyim. Türkiye'de bunlardan var ama Türkiye'deki çok daha lezzetli. Ama buradakini de denesinler diye aldım. Sonra böyle bir tane dağ keki annem için. Şöyle Pringles aldım. Acılı ve ekstra acılı. Bir tane de şöyle soğanlı. Bir de annem için böyle bir tane şey. Sarımsak. Değirmenli ama. Abur cuburlar karışık koydum. Böyle büyük bir paket Twix almıştım. Onu açtım çünkü buraya sığmıyordu. İşte böyle kabartma tozu. Ondan sonra maya. Kuru maya. Böyle vanilyalar. Ve yine kabartma tozu ve vanilyalar falan aldık. Bir tane babama, bir tane de dedeme rolon aldık. Ve bir pakette lotus. Teyzemin oğlu için de böyle sabunlar aldım. Böyle karışık KitKatlar. Bir de buradaki böyle atıştırmalık minik paketteki waffle'lardan aldım. Bir tane de araba kokusu, tek seferlik sıkıyorsunuz. Böyle bir süre içerisine girmiyorsunuz ve arabanız tertemiz kalıyor. Bundan aldım. Bu bavul bu kadardı. Şimdi çikolata kısmına geçiyorum. Evet, şimdi çikolatalarımıza geldik. Annemler için şöyle bir altılık bir paket Lindt'ten çikolata aldım. Sonra Kosova'da bana bunu birisi hediye etmişti. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama bunu da Türkiye'ye götürüyorum annemlerle yeriz diye. Çünkü ben tek başına yemeği sevmiyorum. Böyle bu. Sonra bu da bana hediye gelmişti. Bunu da dedim annemlerle beraber yeriz. O yüzden ayırdım. Böyle bir paket şu tarz bir çikolata. Bir tane de böyle. Böyle büyük bir paket Mersi çikolata aldım. Annemler için böyle teyzemler falan hep beraber yeriz diye. Bu da Kosova'da bana hediye edilen bir çikolataydı. Bunu eşimin dayısının eşi annemler için almış. O yüzden anneme hediye götürüyorum onun adına. Böyle bir paketi de anneanneme, bir paketi de babaannem için almış ama benim babaannem hayatta değil. O yüzden bunu da annemlere götüreceğim. Birini de anneanneme. Böyle küçük bir paket Mersi. Ve bir boy büyük paket daha Mersi almıştım. Zaten alışveriş videosunda görmüştünüz. Bu meşhur her zaman Almanya'dan herkesin, Almancıların diyeyim, getirdiği çikolatalardan. Böyle bunları teyzemlere, işte dayıma, anneanneme, arkadaşlarıma falan böyle bölüştürüp hediye edeceğim. O yüzden aldım. Ondan sonra burada işte biliyorsunuz bu zamanlarda üretilen böyle bir tartımlı bir kurabiye. Böyle iki paket aldım. Bir paketini anneanneme, bir paketini de anneme götüreceğim. Daha sonra böyle annemler pikniğe giderken falan çok kullanışlı olduğu için böyle plastik bir bidon aldım. Böyle katlıyorsunuz, aşırı kolaylık oluyor sizin için. Hem kendime almıştım bir tane de annem için almıştım. Bir de kız kardeşime çeyizi için böyle tefelin şu tavalarından bir büyük bir küçük almıştım. Bunlar da böyle. Bir de büyük teyzem için hediye olarak şöyle bir battaniye aldım. Bu tarafı da bitirdiğimize göre şimdi sağ tarafa geçiyorum. Burada da hem ıvır zıvırlar var hem de teyzelerime aldığım ve anneme aldığım hediyeler var. Şimdi bunlara bak. Şu detayı atlamak istemiyorum çünkü bunu en iyisi mangal yaparsak kolay yakabilmek için böyle bir mangal yakma jeli aldı. Bir buhar seti annem için aldım.
Ve burada da görüyorsunuz aynısından bir tane daha var. Onu da teyzem için aldım. Şurada da başka bir markanın buhar seti var. Bunu da diğer teyzem için aldım. Ve anneme şöyle bir fritöz aldım. Ve biz Rizeli olduğumuz için çaylıklarımız var. Babam çay makinesi almak istiyordu. Enişte babama böyle bir çay makinesi hediye aldı. Bir de şunlar kaldı geriye. Bunları da göstereyim. Az önce gösterdiğim o çöp kovasından, araba için olandan bir tane de böyle babam için. Yine bir servis peçetesi. Ve şu bezlerle çok seviyorum. O yüzden anneme aldım. Bir tane de teyzem için. Çok önceden kursa giderken, bilmiyorum belki hatırlarsınız, Euroshop'tan şu şeylerden almıştım. Cam pipetler. Bir anneme, bir de kız kardeşimin çeyizini. Ve şöyle iki tane kek kalıbı. Bunu da çok eskiden teyzem için almıştım. Tripod. Ve bir tane de süt köpürtme makinesi. Annem için. Ve son olarak da şunu göstereyim. Burada bir elbise var. En yakın arkadaşım için bu elbiseyi almıştım. Ve son olarak da şöyle bir bıçak seti anneme almıştım ama şimdi kız kardeşim için annem ayıracak, onun çeyizine koyacak. Böyle. Ve her yer her yerde. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Aileme aldığım hediyeleri beğendiyseniz yorumlarda lütfen yazın. Böyle aklıma gelen şeyleri alıyorum. İşte denemeleri için Almanya'daki abur cuburlardan da aldım. Kuzenlerimle hep beraber böyle toplanıp bunları yiyeceğiz inşallah. Ve böyle hediyelerimizi de şimdi bavullara yerleştireceğim. Ve gerçekten çok yoruldum konuşurken. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.